Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kenar ortay alan uygulamaları. Bakın bu önemli İleriki konularda da biz bunu kullanacağız. O yüzden lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Arkadaşlar kenar ortayların kesim noktası G ise eğer bu bunlar birbirine eşit bunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit ya. Alan dağıtmadan rahat bir şekilde geliyor. Hatta burası K iken burası 2K ya. Şuradan başlayalım mesela. Çizgideki S ise çizgideki S, 2K'daki 2S ise K'daki S, e, çift çizideki S ise çift çizideki S, 2K'daki de 2S olacak deyip SS şeklinde dağıtırsınız. Ama bunu bilin gerçekten önemli. Çok kullanıyoruz bunu. Kenar ortaylar, bütün köşelerden çizilen kenar ortaylar çizildiğinde 6 eşit parçaya ayrılıyor arkadaşlar burası. E zaten bu da nereden geliyor arkadaşlar? Şuradan geliyor. Ağırlık merkezinden köşeleri çizildiğinde de şurada 3 eşit parçaya ayrılıyor. Niye? Hocam burası 3 e 2S, burası da 2S, burası da 2S. Bak eşit olarak ayrılıyor. Bunu da özel olarak bilmenizde fayda var. Şunları bilseniz olur mu olmaz mı biraz size bırakıyorum. Bence bilmenize gerek yok. Çünkü ben bu zamana kadar bunları öğrenmeden işi yürüttüm. Siz de yürütürsünüz büyük ihtimalle. Yani bunu ne bileyim benzerlikten yaparsınız zaten arkadaşlar. Şunlar orta noktalarsa eğer e, yani taban çarpı yüksek de benzerlik alan ikisinden de buna ulaşabilirsiniz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Şunlar eşit bunlar da eşitse burası esken buranın 3 es olduğunu söyleyebiliriz değil mi? SSS aklımızda bu kalmasın sadece. E hocam burası da aynı şekilde. Bu paralelliğe baktığın zaman burası da A'ya 4A olacak. Yani 3A olacak. E yani e, yani S'e 3S olacak. E, o yüzden burası da S oldu. Tamamı 4S'ken bak dikkat et. S burası. S burası. Burada da şu paralelliğe bakacak olursan S tamamı 4S olduğu için S oluyor zaten burası. S'e 4S yani burası da S burası da S burası da S olduğundan tamamı 4S olduğundan buraya da S kaldı diyebiliriz. Benzerlik alan çekisinden kendiniz çıkartabilirsiniz ya da tabana ait yüksekten de çıkartabilirsiniz. Mesela bu da özelin özel durumu verilmiş. Hocam kenar ortaylar çizildiğinde e sen burada da üçgen oluşturduğunda bunlar da kenar ortaylar oluyor ya. E o zaman bu da 6 eşit parça ayrılıyor. E 6 eşit parçaya ayrıldıktan sonra hani burası A iken burası 2A. 2 a 4 a burası da 3 a olacak ya. Şimdi dikkat a'da kalan a ise 3 a'da alan 3 a deyip alan dağıtarak zaten buradaki şeyi oluşturursun. Yani bunu da bence kafana takma. Önemli olan şey birincisi ve ikincisi arkadaşlar. Sorusu da geldiği zaman birlikte zaten yaparız ispat yardımıyla. Yani her şeyi bileceğiz diye bir şey yok ama önemli olan olayları da bilmenizi de tavsiye ediyoruz. Neyse hadi bakalım sorulara geçelim. Birinci soru ne diyor? Arkadaşlar ağırlık merkezi ağırlık merkezi ağırlık merkezinden dolayı S1 ile S2 farkı verilmiş alan ABC nedir diye soruluyor. Hiç yani ağırlık merkezi gördüğünüzde tabii ki şu tercih edilir. Şunu şöyle çizersin altı eşit parçaya bölüyor. Gerçekten işimizi kolaylaştırır. Ama farz edelim aklınıza gelmedi. E, sen ağırlık merkezi olduğu için ağırlık merkezinden dolayı e, alan dağıtarak da sonuca ulaşırsın. Mesela burası K iken burası da 2K değil mi? Evet. K'de kalan A ise 2K'da kalan nedir? 2A'dır. Hocam Çift dikkat et. Burası da A, burası da 2A. E, hocam 2A'da kalan 2A ise A'da kalan A'dır. Sonra çift kalan 3A ise çift kalan 3A. Buraya da 2A mı kaldı? Bütün her yerdeki alanı dağıttım mesela. E şimdi S1 eksi eksi 2'yi vermiş. Yani 2A A eşittir 7 ise A'yı buradan 7 bulursun. Alan ABC'ye bakacak olursan 3A burada 3A burada toplam 6A yaptı. A yerine 7 yazarsan 6 kere 7 42 diye cevaba ulaşırsın i̇lla o ağırlık merkezli kuralından yapacağız diye bir şey yok. Kendiniz alan dağıtarak da yapabilirsiniz. Ama bilseniz 6 e, eşit parçaya bölmesini işinize yarar. O da ayrı bir konu. Birinci soru C oldu. Geldik ikinci soruya. Hocam bak işte kuralların işe yaramadığı durumlar var arkadaşlar. Ya gerçi burada da kuraldı var ama neyse. her yani kendiniz böyle uzatarak da yapabilirsiniz. Oranlamalardan dolayı alan dağıtma yapabilirsiniz. Ya da şunu uzatırsınız. Ama bunu uzatsanız şuradaki bilgiyi nasıl kullanacaksınız? Mesela bunu e, bilgisiz yapsak böyle ağırlık merkezi ya şunu uzatsan. Şimdi bu, bunu uzattığın zaman hocam kenar orta olacak. Bir de burada K iken 2K verilmiş. Hocam neresi K iken 2K verilmiş? AD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Ama 3K'yı keş parçaya böleceğim o zaman sıkıntı olacak. 2K'ya 4K desek toplam 6K oluyor. Burası K burası 3K mı oluyor? Evet. Sonrasında bak alan dağıtırsın böyle. Alan dağıtmayla sonuca ulaşırsın. Hatta burası A iken burası da 2A deyip. E, K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A diye dersin. 3K'da kalan 3A. A'da kalan 3A ise 2A'da kalan 6A. A'da kalan 3A ise 2A'da kalan 6A deyip alan dağıtarak da yine sonuca ulaşırsın. Bak alan ADG 2A bölü alan ABC 6, 18A 1 bölü 9'u bu şekilde bulursun. Ya da nasıl yapalım arkadaşlar? Şimdi adam şeyi vermiş mesela şuradaki oranlamayı vermiş. İspat yardımıyla yaptım mesela bunu. Şuraya K diyelim buraya 2K diyelim. K'da kalan A ise 2K'da kalan 2A mıdır? Evet. E ağırlık merkezinden köşelere çizildiğinde böyle 3 eşit parçaya bölmüyor muydu arkadaşlar bu? 3A burası da 3A dersin. Burası da 3A dersin. E olay biter zaten. Bak rahat bir şekilde bulduk. Alan ADG'ye baktım. A bölü. Tüm alana baktım. 3, 6, 9. 9 A yine kaç yaptı arkadaşlar? 1 bölü 9 yaptı. Tamam. Yani kurala bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Spat yapabilirsiniz ama dediğim gibi şu iki tane ilk baştaki verdiğimiz iki tane temel yapıyı bilmeniz yani şunları bilmeniz işinizi kolaylaştıracaktır, Kolaylaştıracaktır çoğu sonda. Geldik 3. soruya. E 3. soruda ağırlık merkezinden köşelere gelmiş. 5, 12, 13 üçgenler 12. E bunu da çizersek ne olacak? Şu alanların hepsi birbirine eşit olacak. E o zaman A alanı belli zaten. 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 çıktı. Hocam 30 çıktıysa A alanı bizden boyalı bölgenin alanı isteniyor. 2 A isteniyor. O da kaç çıkar? 60 çıkar. Yani 3. soru balık balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. 4. soruda da arkadaşlar bakın şöyle bir şey verilmiş. Öncelikle ağırlık merkezi demiş mi? Demiş. İspatını yapalım. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam 3-1-2 kuralı var. Evet gerçekten 3-1-2 kuralından yapabilirsiniz. Ama ben 3-1-2 kuralımı sevmediğimi biliyorsunuz. Hani aklınıza gelmez ya da karıştırırsınız. 3-2-1 miydi ya falan diye böyle. E ne yapalım hocam? Bir yerden başlayalım. Şu orta taban çizgisi değil mi? Evet. Hocam şu büyük de orta taban çizgisi. Hatta küçükte de, de bir orta taban çizgisi. Hocam burası K iken burası ne oldu? 2 kaldı. E, ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydı. 2K ise burası da 2K. Bak kelebek var burada. Kelebekteki oran 1'e 2. O zaman burası A iken burası ne oldu? 2A oldu. 1'e 2. E, ondan sonra hocam burası ağırlık merkezi. 2A iken 4A olacak. Burası da 3A mı olacak? Evet. Hadi alan dağıtmayın o zaman. A, e, A'da kalan kaç? A'da kalan A iken 3A'da kalan 3A. Çizdiği alan 4A iken kalan alan 4A. Sonra hocam zaten bak burada ne çıktı? Şöyle yapabiliriz. 4A'da 2A'daki şu tepe noktası B olan alana bakın arkadaşlar. Ee, sonra baktığımız zaman hocam 4A'da kalan 8A ise 2 katı. 2A'da kalan da 2 katı. O zaman burası da 4A olacak. Ya da ağırlık merkezi çizildiğinde şu bilgiden de yapabilirsiniz. Şunlar şöyle çizildiğinde ağırlık merkezleri çizildiğinde. Şu alanlar birbirine eşit değil miydi? Evet hocam. Şöyle çizildiğinde o parçalar hep birbirine eşit olacak. Mesela şu, şu, şu. İşte şurası 4A, burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde deyip oradan da yapabilirsiniz. Ya da ispatıyla yaptık. 2K'da kalan 4A ise 2K'da kalan yine 4A'dır. S1 artı S2'yi vermiş bize. alanlar S1 artı S2. Yani 7 ne? Ee, bir dakika. FBG. F, F... Ha şunlar verilmiş arkadaşlar. S1 ile S2. Hocam S2'yi bulmadık burada. Ee, yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Burası 2K iken burası da K mı? Evet. K'da kalan 3A ise K'da kalan 3A. 3A'da kalan 3A ise A'da kalan da ne olacak? A olacak diyebilirsiniz. S1 artı S2 yani toplamda 5A eşittir. 15 verilmiş. A'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. A buradan 3 ise arkadaşım bizden ne isteniyor? Taralı boyalı bölgelerin alanları toplam isteniyor. Yani toplamda 7A isteniyor. E A'yı 3 bulduysak 7A'da kaç yapar? 3 kere 7, 21 yapar arkadaşlar. Dördüncü soru. Böylelikle Akçay yaptı. Ve böylelikle 6. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki bölümde 7. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.